İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası İtfaiye Şube Müdürü Salih Karataş. Programımıza hoş geldiniz Salih Bey. Çok teşekkür ediyorum Gürhan Bey. İzleyenlere de selamlar söylüyorum. Sağ Sağolunuz. Size kısaca e, izleyicilerimize tanıtmak isterim. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunusunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde 1990 yılında göreve başladınız. İtfaiye Müdürlüğünün farklı birimlerinde amir yardımcısı, grup amiri, gölge müdür yardımcısı görevlerinde bulundunuz. 7 Kasım 2019 tarihinden itibaren de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası İtfaiye Müdürü olarak görev yapıyorsunuz. Programımıza Tekrar hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Programımızda e, her yıl 25 Eylül haftası e, itfaiye haftası olarak değerlendiriliyor. Bu hafta içinde birçok etkinlik düzenleniyor. Başlangıçta bu yılki etkinlikleri e, ve e, çalışmaları ele almak istiyoruz. Size danışmak, sormak istiyoruz. Ayrıca Bulunmuş olduğunuz e, bölgede yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası e, İtfaiye Teşkilatı'nın e, çalışmaları hakkında da bazı sorular sormak istiyoruz. Efendim öncelikle e, İtfaiye haftası 25 Eylül'de başladı. Biliyorum ki birçok etkinlik planlıyorsunuz. Hatta yarışmalarınız da oluyor sanıyorum. E, biraz bilgi verir misiniz bize? Hayır hayır. Evet. Aslında biz bütün bir yıl, ya yani bu etkinliklerimiz sadece bir hafta içinde değil, bütün bir yıl etkinliklerimiz var. Ama tabii hafta içinde biraz daha yoğunlaşıyoruz. E, haftanın tabii bütün Türkiye'de aynı zamanda kullanılması açısından da e, bu itfaiyenin birileriyle tanınırlığı ve bizim e, vatandaşa ulaşabilmemiz için açık olan kanalları kullanmamız açısından da bir farkındalık oluşturuyor. Biz de hafta boyunca e, eğitimlerimizi yani hem e, kendi personimizde olan eğitimlerimizi hem de e, kentin önemli noktalarında vatandaşlarımızla diyalog kurarak onların itfaiye ile ilgili sorularını cevaplamaya ve e, yangın, deprem, afetler gibi e, karşılaşılacak büyük problemlerin e, vatandaşta farkındalık oluşturulması için Küçük çapta eğitimler yapıyoruz. Bunlarla ilgili okulumuzun okulumuzun e, oluşturduğu eğitim tırları var. Dört e, tane eğitim tırımız var. Bunlar çevrenin önemli noktalarında e, vatandaşlarımıza hem görsel anlamda eğitim veriyor, hem de içerideki, içindeki videolarda eğitici bazı yayınlar dönüyor. Ve e, o noktalarda da aynı zamanda iletişim kurmuş oluyoruz vatandaşımızla. Onun dışında e, gruplarımızın yani kendi içimizde sportif faaliyetlerimiz var. E, onların e, o aktiviteler yapıyoruz ama e, çok e, geçtiğimiz 15 bir hafta içinde e, yeni bir sportif faaliyetin içinden çıktığımız için o, bu aktiviteleri bu hafta yapmadık. E, Uluslararası İttifakçiler e, Olimpiyatları İstanbul'daydı. 400'e yakın sporcu katıldı. 20 civarındaki ülkeden... Ve çok güzel bir şölen tadında çok güzel bir yarışmalar yapıldı. Biz de bizim arkadaşlarımız da önemli kendi içimizde önemli başarılar sağladılar. Yani sportif faaliyetler, halkın bilinçlenmesine yönelik faaliyetler ve itfaiye haftasında bir başka etkinliğimizde kaybettiğimiz ve de yaralanan gazi olan arkadaşlarımızın ailelerine ziyaretlerde bulunduk. Onların bu ziyaretleri sık sık sürekli yapıyoruz zaten ama bu haftanın önemli binayen tekrar onlarla bir kontak bulduk. Şehitlik ziyaretlerimiz oldu. Ee, onun dışında itfaiye müzemiz var e, Beşiktaş'ta. O müze e, ziyaretlerimiz oldu. Ama e, demi söylediğimiz gibi e, bu hafta da etkinlikler sadece bu haftayla sınırlı değil itfaiyenin bilinirliği, gönül bu açısından medyada, sosyal medyada veya ulusal medyada bir takım programlar da yaptık. Evet, çok teşekkürler verdiğiniz bilgi için. Ben de zaten hemen e, uluslararası olimpiyatlarınızı, olimpiyatınızı e, soracaktım. Çünkü bildiğim kadarıyla bu 25 Eylül haftası Türkiye'ye az. Ama sizin e, uluslararası ilişkilerinizle ...oldukça kuvvetli. Özellikle Balkan ülkeleriyle çok yakın e, temastasınız ve birlikte çalışmalarınız da var. Bu olimpiyatlarda ne tür sporlar üzerinde e, duruyorsunuz? Onu da kısaca özetlemeniz mümkün mü acaba? Bayağı. E, olimpiyatlarda aslında itfaiyeciliğin bu e, okula çalışma şartlarına uygun spor dalları üretilmiş... Ee, biz bu konuda aslında yeniyiz. Ya yani çok yeni değiliz. Ee, 5-6 senedir bu işi içindeyiz ama tabi onların standartları çok daha farklı. Ee, hem yaptıkları oyunların, yarışmaların araç gereç, malzeme, ekipman ve standartları bizden biraz farklı. Ee, biz kendimizi onlara uyumlaştırarak yaklaşık 3-4 yıldır bu, bu faaliyetlerin içinde bulunuyoruz. Burada e, işte daha çok atletizm veya bedensel de geliştirecek sporlar var. Onlar itfaiye araç geliş malzemelerini bütünleştirilerek bir görsel şov ortaya çıkmış. E 4 x 100 bayrak yarışı gibi işte bizim itfaiyecilerin kullandığı lanslar var. 4 x 100 lanslar değiştirilerek yapılan bir yarış var. İşte merdivenlerle işte 3 4 katlı bir binayı simüle, simüle edilerek o katlara merdiven kullanarak işte çok kısa 10-12-15 saniye gibi sürelerde merdiven kullanarak uçurma yarışmaları yapılıyor. Bir diğeri de işte motopopla bir suyu bir yerden alıp e, hortumlar sererek o suyu dağıtarak hedefteki belli bir noktaya sıkıp oradaki ışığın yanmasıyla görev tamamlanıyor. E, bunlar bize hem pratiklik hem hız hem kondisyon katıyor hem de bir yarışma tadı içinde bir rekabet de ...oluşturuyor. Biz e, ilk başta söylediğim gibi... Hani ...bu konularda onlarla yarışacak kadar iddialı değiliz. Bunlar 30 sene, 40 sene... ...50 senedir bu işi yapıyorlar. Biz bu konulara daha yeni... yeni e, ...ısındık. Ama biz de kendi içimizde... ...sürekli rekorlar... ...kırarak derecelerimizi yükseltiyoruz. Bir, ya, bir bakıma biraz kendinizle ...yarışıyor gibi oluyoruz ama... E, ...birkaç yarışma, üçüncülük, dördüncülük gibi... ...hani kaçılıkları içinde bulunduk. Ve zamanla kendimizi daha da geliştirerek, daha da e, iyi hazırlanarak bu yarışmalara e, daha da başarılı olmaya çalışacağız. Evet, tebrikler efendim. De, tabii ki farklı itfaiye teşkilatlarının, farklı ülkelerin e, teşkilatlarının birbirlerinden öğrenmeleri de mümkün olabiliyor böylece. Zaten belirttiğiniz e, spor dalları itfaiye çok az, çok özel. Ve neredeyse her gün bunları zaten tekrar tekrar gerçekleştiriyorsunuz. Evet, ben hemen Anadolu yakasının sınırlarını sormak istiyorum size. Nereden başlıyor ve nereye kadar sizin sorumluluğunuz altında? Çünkü özellikle büyük şehir yasalarında yapılan değişikliklerle birlikte itfaiye teşkilatlarında da önemli bazı değişiklikler söz konusu oldu. Ee, sizin e, yedikli alanınız konusunda da bilgi verebilir misiniz lütfen? hala e, Eee daha önceden... büyükşehir ya yani 5816 sayılı kanunla büyükşehir belediyesine evet. bütün sınırları... büyük e, il sınırlarıyla birleştirdikten sonra e, biz şu anda yani Anadolu İstanbul il sınırıyla büyükşehir belediyesinin e, hizmet sınırları aynı. Dolayısıyla Anadolu yakası yani Boğazlardan tutun e, Kocaeli sınırına kadar olan bölge yani İstanbul ilinde sınırlarının tamamı bizim faaliyet alanımız. Evet. Daha önce ben biliyorsun mücavir alanda bazı ilçeler vardı. Büyükşehir Belediyesi'nin dışında Şili gibi, karşıda Çatalca, Silivri gibi. E, bu tarafta gene bir, bir, küçük bir tepenin içeri vardı. Bu, bu 5816 sayılı kanunla tamamen değişerek şu anda il sınırları Büyükşehir Belediyesi'nin dolayısıyla itfaiyenin hizmet sınırlarıyla birleştirilmiş oldu. Yani İstanbul'un Anadolu Yakası'nın tamamıyla biz yangın güvenliğini biz bakıyoruz. Evet. Kaç istasyon var Anadolu yakasında? Anadolu yakasında 35 tane istasyon var. 35 ayrı istasyonda çalışıyorsun. Evet. evet. Tabii bunlar belli ölçekli istasyon. Yani istasyon dediğimiz zaman bunların her birisi aynı kapasitede var mı? Yangın riskine, bölgenin yangın tehlikelerine göre planlanmış. Bizim grup e, dediğimiz ve eskiden müfreze şimdi istasyon dediğimiz e, yapılanmalar var. Toplam bizim e, 14 tane büyük grup dediğimiz istasyon e, ve e, 21 tane de e, müfreze dediğimiz daha küçük yani 2-3 araçtan oluşan istasyonlar var. Toplam 35 e, istasyonlar ve e, 14 tane de Gönüllü itfaiyeci istasyonuyla hizmet veriyoruz. bunu evet. da soracaktım. Evet, hemen geçebiliriz aslında. Gönüllü itfaiye e, istasyonu dediniz. Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? E, Hayır. Hay, e, 5206 sayılı kanunla mücavir alan genişlediği zaman bu aralarda çok küçük, küçük küçük itfaiye istasyonları var. Ama bunlar hem teknoloji olarak hem de mesafe olarak e, ve standart olarak bize çok uygun uyumlu değillerdi. Biz oralara yeni profesyonel itfaiye istasyonları yaptık. Ama e, alanda takdir edersiniz ki köyler, mahalleler yani birbirinden çok uzak noktalar var. Ve buradaki riskler de aslında çok fazla gözükmese bile işte ahşap evler var, köy evleri var, ahırlar var ve bunlar çok birbirine bitişik ve oluşacak bir risk zincirleme olarak diğerlerinde sirayet edilebileceği için e, biz e, profesyonel itfaiye kurulamayacak kadar riskin düşük olduğu ama yangın olduğu zaman da büyüyebileceği bu tip noktalara hem Anadolu hem Avrupa yakasında tespitler yaptık. Muhtarlarımızın ve ilçe belediye başkanlıklarımızın da dahiliyle onlara eğitimler verdik. 70 saate varan itfaiyecik eğitimleri verdik. Muhtar, işte köyün ileri gelenleri, gençler, öğretmen gibi yani o 8-10 kişilik şey bir e, gruba. Onlar da e, diğer personeli de örgütleyerek orada bir itfaiye teşkilatı oluşturduk. Gönüllü itfaiye teşkilatı. Onlara e, standart bir araç üzerinde pompası da olan e, kapasite olarak da kullanımı kolay bir araç dizayn ettik. Ve diğer gerekli ekipmanları, malzemeleri de verdik. Şu anda gönüllü köylerimizde bazılarına bunların bina da ihtiyaç olanlara e, 4-5 tanesinde böyle bina da olan onlar şu anda aracı, personeli, eğitimleriyle hizmet vermeye devam ediyorlar. Özellikle civarda çıkan o çöp, işte küçük orman, yeni başlayan orman yangınlarına veya ahı, samanlık gibi yangınlara ilk müdahaleyi yapıyorlar. Ve profesyonel itfaiye teşkilatı oraya gelene kadarki sürede de yangınlara müdahale ediyorlar. Bu konuda çok da başarılı var. Ha, çok güzel. Ekipman desteği veriyorsunuz, araç desteği veriyorsunuz ve eğitimli Eğitim sürekli hale getiriyor musun? Getirebiliyor musunuz? Yoksa bu 70 saatlik eğitim yani yeterli oluyor mu? şöyle. Aha, kesinlikle olmuyor. Şöyle ilk etapta zaten bununla ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi'nden çıkmış bir gönüllü e, itfaiye yönetmeliğimiz var. O yönetmelik evet. çerçevesinde belli aralıklarla onu da yeniliyoruz. E, i̇lk e, eğitimler tabii çok kapsamlı oluyor ama ondan sonra daha yenileme eğitimleri, oryantasyon eğitimleri biz e, bununla ilgili süre de koymuyoruz. Yani sürekli açığız. Bizim bağlı bulundukları bölge grubu amirlikleriyle sürekli diyalogları var. O kanallar açık. Yani merak ettikleri araç, gereç, malzeme ile ilgili ve genel olarak merak ettikleri her konuyu çok rahatlıkla bizim 24 saat esas göre arkadaşlarımızla danışabiliyorlar. Biz onların araçlarını da ve araç gelişme malzemelerindeki onarımlar, bakımlarla ilgili de onlara sürekli yardımcı oluyoruz. Görüş alışverişi, yani mesleki anlamda ve normal anlamda sürekli o kanal açık ve çok uyumlu bir çalışmamız var onunla Çok güzel. Bu gönüllü itfaiyeciliği aynı zamanda Anadolu yakası e, merkez, kent merkezinde de e, geliştirmeyi düşünüyor musunuz? Veya bu konuda bir çalışma e, var mı? Yani Başka ülkelerde var bunun örnekleri. Evet. Onu inceledik biz. Ama e, yani ülkemizde biz bunun e, en azından İstanbul ölçeğinde e, çok getirisi olmayacağını düşündük. Şöyle, e, bunun bir takım mahsurları da var. Yani kendi çevrenizde yaşadığımız mahsurları da var. E, dolayısıyla şu anda böyle bir gönüllü teşkilat düşünmüyoruz. Belki karma bir yapı olabilir. Yani onunla ilgili hazırlıklar var. Yani profesyonel evet. itfaiyeciler de ...gönüllü itfaiyecilerin belli aralıklarla birlikte aynı mekanla çalıştığı istasyonlar olabilir... ...onu açıyoruz, onunla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Evet, e, bildiğim kadarıyla Kocaeli'nde ve Tekirdağ'da e, başlamış olan başka illerde de var. E, tam da belirttiğiniz gibi profesyonel yapıyla gönüllü yapı birlikte hareket ederek... E, ...birkaç yıldır ortak çalışmalar e, yürütüyorlar diye biliyorum... E, Salih Bey şu anda e, personel, e, profesyonel personel e, sayınız ne kadar Anadolu yakasında? Anadolu yakasında e, 1500 civarında personelimiz var. Bütün toplam e, İstanbul'un tamamında da 4730 personel. Evet aslında tabii uluslararası standartlara baktığımız zaman... Ee, rakamlar oldukça az ama bilmiyorum bu sizin çalışmalarınız açısından da e, bir e, engel yaratıyor mu? E, nedir bu konudaki düşünceniz? Yani Uluslararası e, rakamlara baktığınız zaman hani bunlar çok mütevazi sayılar onu söyleyeyim öncelikle. Evet. Ee, bizim de personel sayımızı arttırma yolunda çabalarımız var. Yani bu sayıların ...bizim İstanbul'un ve Anadolu Yakası'nın yangın güvenliğiyle ilgili çok yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Evet. Bununla ilgili e, prosedürleri aşarak biz e, yeni personeli kuvvemize katma yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Evet, yani uluslararası standartlar deyince tabii e, izleyicilerimize de bilgi vermek gerekiyor. E, 1 milyon e, nüfusa e, bin itfaiye e, profesyoneli gibi bir denge sağlanıyor e, uluslararasında özellikle gelişmiş ülkelerde. Bu açılardan değerlendirdiğimiz zaman hem İstanbul ölçeğinde 16.000 e, kişiye tekabül ediyor bu. Bilmiyorum Anadolu yakasında e, kaç adet <laughs> <laughs> gerekiyor. Biz yüzde 40 olarak hep İstanbul'un Avrupa'ya Anadolu yakası yüzde 40 yüzde 60 gibi bir oran var. Bu birçok konuda tutuyor. Doğru. Az önce söylediğiniz şeyin şunu da eklemek lazım. Yani bu tabii 20 milyonda bin e, rakamı. Tabii oradaki o ülkelerde genellikle itfaiyeciler e, çok daha farklı alanlarda da çalışıyorlar. Dolayısıyla yani, o acil yani sağlık hizmet de onlar veriyorlar. Başka bir takım işte bugün Atatürk yaptığı bir takım hizmetleri de onlar yapıyor. Dolayısıyla o rakamlar biz daha mütevazi rakamlara da rahatsızız aslında. Ben buradan hemen sizin şu anda İstanbul depremine karşı yürütmekte olduğunuz ön hazırlıklar konusunda da bilgi rica etmek istiyorum. Nedir? Bu konuda yürüttüğünüz çalışmalar var mıdır? Ve en azından itfaiye teşkilatı olarak ne durumdayız? biraz önce söylediğin şeyi bir şey daha eklemek istiyorum. yani görev tanımı yapılırken itibarenin bu da bu söylediğiniz genişlik o kadar çok algılanmış itibariyle arasında. bir işin hangi kurum tarafından yapılacağı bilinemiyorsa onu itibariyle yapar. Yani bunu o yapsa yapsa itibar yapar. Çünkü ya vatandaşın evine yılan giriyor. Ya bunu artık nasıl çözelim diyor kırsal kesimler bir itibariyle arayalım herhalde onlar bir şey yapabilir diyorlar. Dolayısıyla çok geniş bir görev yerpazemiz olduğunu doğrudur. Depremle ilgili e, yani şöyle aslında e, Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyon merkezinin belli birimlerinin deprem ilgili çok geniş yerpazede çok büyük var. Evet. Ama itibariyenin e, bu konudaki görevi depremler biliyorsunuz afetleri yani şöyle öncelikle müdahale sahasını afetler ve acil durumlar bir ayrı, ayırırsa afetlerle ilgili görev ve sorumluluk tamamen AFAD koordinasyonunda. Dolayısıyla depremlerle ilgili bütün her türlü tedbir veya işte arama kurtarma ile ilgili görev ve sorumluluk afatın muhtesinde onların sorumluluğunda. Biz Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde bize düşen görevleri ki, Büyükşehir Belediyesi'ne ve İtfaiye'ye düşen bir takım görevler vardı. Türkçe Afet Müdahale Planı'nda. Biz planın İstanbul'la ilgili kısmında yangın konusunda hizmet kurup, yani o grubun başkanıyız. Araç çözüm ortağıyız. Arama kurtarma konusunda da destek çözüm ortağıyız. Dolayısıyla bu planlamayı tamamen AFAD yapıyor araba kurtarma ile ilgili bütün planlamayı biz de araba kurtarma personeli yani personelin bir kısmını plana göre araba kurtarmayı bir kısmını da yangın söndürmeye göre planlamışız. Araba kurtarma ile ilgili APAT'ın planları doğrultusunda bizim araç, gereç, malzeme, personel, envanterimizi onlarla paylaştık. Ortak tatbikatlar yapıyoruz. E, personel, e, bizi eğitimleri konusunda, araç, geliş, malzeme ve e, lojistik destek konusunda da kendi personelimizi eğitiyoruz. Onlarla plan çalışmalarında da birlikte çalışıyoruz. Evet, Hatay depremine e, siz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Merkez İtfaiye Teşkilatı ile birlikte destek verdiniz diyebiliyoruz. biliyoruz. E, bu konuda çalışmanız hala devam ediyor mu? Hatay'daki çalışmalar devam ediyor mu? Ee, ...ne durumdayız? Ya itfaiye ve... afet Koordinasyon Merkezi'nin faaliyetleri... ...depremden iki ay sonra... ...peyderpey... kuvve azaltılarak... Evet ...ama Büyükşehir Belediyesi'nin orada... ...halen faaliyetleri olduğunu biliyorum. Bu... Depremde biz... ...tabii ki yine APAT koordinasyonunda ki... ...yani bu... yardımların oraya ulaştırılması... ...ve birimlerin yani müdahale çalışacak birimlerin oraya ulaştırılması tamamen apart koordinasyondaydı. Onların talepleri üzerine biz ilk etapta 200 kişi sonra o sayıyı 400 personelde çıkardık Ar arama kurtarma ekipmanlarıyla birlikte ve ee, bir dönem sonra orada bizim aynı anda 750 800e yakın personelimiz yani biliyorsunuz orada bir yangın da oldu. Doğru. İklendirildi. ...ha o yangına da bizim buradan ekiplerimiz gönderildi... ...onların da katılımıyla... E ...biz çok ciddi bir personel e, takviyesi yaptığımız için... ...Hapay'da yani, bir de arkadaşlarımız için tekrar tebrik ediyorum... ...çok özverili, zor şartlar altında tabii... ...deprem şartlarını anlatmaya gerek yok... ...zor şartlar altında çok büyük başarılar elde ettiler... ...tabii oradaki bütün çalışanlarla, sizin toplumla, APAT'la birlikte... E, ...ve biz... Aslında onlar orada çalışırken bizim İstanbul'da kirisleri karşılayacak ekibimizin de yaklaşık üçte biri orada çalışıyordu. Bir de o tarafından bakmak lazım. Dolayısıyla geri kalan personel de burada biz 24 48'den yani 24 saat vazife 48 saat dinlenme sistemine göre çalışan bir teşkil attık. Ee, ama personel e, sayımız o kadar düştü ki biz e, bu sefer e, 24 24 24 ...yani 24 saat çalışıp... ...24 saat istirahat dönemine geçtik... ...yani iki var ayıyla... ...üç vardiyanın yapacağı işin iki vardiyanı yaptık... ...hem oradaki arkadaşlarımız... ...hem buradaki arkadaşlarımız... ...çok özverili bir çalışma yaptılar... ...orada gerçekten... E, ...iki ayı geçkin bir süre... E, ...geçici çadırlarda... karacaklarda bu hizmeti yürüttüler... ...ve oradaki... E, ...çok güzel kurtarma olaylarına bir içimizi biraz ıskan en azından bu felakette kurtarma olaylarına tanıklık ettiler. Evet, e, sağlık. E çok teşekkür ediyoruz biz de orada yürüttüğünüz çalışmalar için. E şimdi e bu hafta e bir e İstanbul'da e ciddi bir Yavuz'la karşılaştık ve tamam. Siz de çok aktif bir çalışmanın içine girdiniz ve sanıyorum hala o çalışma devam ediyor. Aslında son dönemde, son yıllarda bu iklim değişikliğinin de etkisiyle ciddi olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Bugüne kadar hiç görülmedik ölçüde sıcaklıklarla ve aynı zamanda yağışlarla karşılaşıyoruz. Buna ilişkin olarak uzun vadeli... Bir plan, bir program söz konusu mu İstanbul itibaridesinde? Evet. Yani İstanbul itibaridesinde yağışlar açısından reaksiyoner hani, bir, bir kurulacak. Yani bizim yağışlardan önce ilgili herhangi bir aksiyon almadıysan, bir düşünme Ama e, bizim e, Yan, e, yağışlar sonrası oluşan işte su baskınları, göllenme veya mahçup kalanları kurtarmayla ilgili... E, araç, gereç, malzemelerimizin e, tedarikimiz devam ediyor. Biz o konuda işte suları boşaltmak için motokop veya insanları kurtarmak için... E, arama-kurtarma ekipmanları, botlarımız veya kurtarma araçlarımız... E, bunların tabii hepsi e, hazır, e, 24 saat esasına göre hazır bekletiliyor ve takviye ediliyor. Ayrıca biz e, suda arama kurtarma ekibi yani İstanbul suda arama kurtarma ekibini de oluşturduk. Onlar da faaliyette şu anda. Bu son su baskınlarında da belki basına falan yansıdı. İşte derin içindeki gibi fabrikanın üzerinde mahsur kalan insanları olmayan kurtardılar, faaliyetler. Evet. Evet. Yani bizim e, burada yani e, su baskınlarında e, aktif olarak e, insanların kurtarılması yani arama kurtarma faaliyetleri suyun üzerinde suyun altından veya suda olan alanların boşaltılması ile ilgili e, araç ve malzemelerimiz var. Bunları sürekli de takviye ediyorum. Yeni e, alımlarla, yeni teknolojileri de takviye ediyoruz. E, biliyorsunuz bu hidrosap çok yüksek sistemli, çok kısa sürede işte dakikada 8 e, ton e, su bası... yani, e, çok yüksek sistemli e, e, araçlarımız var. E, bunlarla Bunları da takviye ediyoruz tekrar. <laughs> Tabii bu e, tedbirler konusu başka bir şeyin konusu. Yani mutlaka bu e, planlamayla işte şehrin yapılanmasıyla veya işte alt yapıyla ilgili e, çözülmesi gereken başka nokta var elbette, elbette. Yağmur yağıyor ama e, eskiden biz arkadaşlarımızla konuşuyorduk. Eskiden işte yağmur yağıyor derdik. Şimdi normal bir yağış yok. Yok. Yani akvom bile. Ben İki gün önceki bu yağmurdan önce akol müdürüyle bir ortamda görüştüm. Dedim bir yağış beklenemiş nasıl durum? Yani şu anda çok önemli bir şey gözükmüyor dedi ama 2-3 gün içinde o e, hava hareketi çok farklı bir boyut kazandı. Bunların bundan sonra çok sık yaşayacağız herhalde ve işte sel oldu yani biliyorsun İstanbul'un kuzey bölgelerinde özellikle Avrupa yakasının sonra ertesi gün Anadolu yakasında oldu. Artık normal yağışlar yok. Yani hep Söylenildiği üzere işte bir ayda yağması gereken yağmurlar belki 24 saatte yağıyor diyor. Ee, ona göre kentin mutlaka kendini daha farklı, daha spesifik tedbirler alarak hazırlaması gerekiyor. Ama biz su baskınlarında hem suyun tarihisi hem de mahsur kanalının kurtarılması için hazır 24 saat esasında gerekiyor. Evet, evet, dediğiniz gibi bu başka kurumların öncelikli olarak alması gereken önlemler, planlamalar ve program gerektiriyor. Benim itfaiye ile ilgili sorduğum soru, bunu bu konuyu çünkü bu gelip geçici bir olay olmadığı anlaşılıyor. Önümüzdeki dönemde de çok sıklıkla karşılaşacağız, özellikle kentlerin yapısı itibariyle zaten birçok problemin ortaya çıkması mümkün. Itfaiye bu konuda hem donanım olarak hem Eğitimler olarak bir hazırlık içinde mi diye sormuştum sorumu. Aslında şimdi genişletiyorum tabii, açıyorum. Çünkü yarın neyle karşılaşacağımızı da çok fazla bilmiyoruz açıkçası. Ben sizin aynı zamanda mahalle afet gönüllüleri ne de en azından bir destek verdiğinizi biliyorum. Ama bu itfaiye teşkilatının bir desteği haline dönüşecek mi? Çünkü İstanbul'un çeşitli mahallelerinde, semtlerinde e, siviller e, böyle bir çalışmaya başladılar. Onların e, belki itfaiyecilik eğitimi e, almaları söz konusu olabilir. E, bu konuda bir hazırlığınız var mı, bir desteğiniz e, olabilir mi? E, bu konuda da e, görüşünüzü merak ediyorum doğrusu. Yani e, sivillerin ya da gönüllülerin afetlere veya acil durum olaylarına katılımı çok çok önemli. Bu bizim açımızdan da önemli ve Avrupa'da falan da bu bunu yükselen bir değer. Yani e, artık muhatap olarak da yani e, önemli bazı kurum ve kurumlar, e, devlet kurumlarına değil artık sivil toplum kurumlarına muhatap oluyorlar. Onlarla görüşüyorlar bu konuda. Buna e, tabii bunu kaçırmamak lazım. Bizim en Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konuda da e, talimatları var. Özellikle afet görevlileri eğitimleriyle ilgili afet koordinasyon merkezinin bir projesi var. 50 bin görevlinin e, tepkik edilip seçilip e, onlara eğitilmesiyle ilgili bir projesi var. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi e, bütçesinde de, Onunla ilgili proje yarışmaları var. Biz bu projelere de destekliyoruz. Müşir Genel katılımla ilgili de, önden kaynak paylıyorum o. Afet Koordinasyon Merkezi bu 50 bin ile ilgili çalışıyor şu anda. Onların bu konuda çok gayretli bir çalışması olduğunu bildiriyorum. Ve e, sivil toplum organizasyonları, kamu kurumların çalışmalarında çok önemli bir destek. Hem lojistik anlamda bir destek, hem de yerel olarak bölgeyi çok iyi tanıyan insanlar, bildirileri iyi e, organize olmuş insanlar, özellikle afet gibi işte bu ulaşımın e, iletişimin olmadığı noktalarda bu birbirlerini tanıyan insanların e, yerel ortamda çalışan insanların yani bu çok çok daha öncüler çıkıyor. Yani bu yakınlık, yapkınlık, insanların birbirine yakın olması ve gönlülerine çok önemli bir şey. Yani bu her konuda çok rahatlıkla söyleyebilirim. Dolayısıyla gerek afetlerde olsun, acil durumlarda olsun, diğer kamu hizmetlerine katılımda olsun çok çok önemli. Desteklenmesi lazım ve Büyükşehir Belediyesi'nin buna birçok projeleri desteklediğini de biliyor Evet. Özellikle buradan duyurmakta fayda var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Kent Konseyi katılımcı bütçe çalışmaları içinde bu konuya özel önem veriyor ve bu yıl İstanbullardan talep ettiği projeler hep afet risklerinin azaltılmasına ilişkin. Bunu da belirtmiş olmanız son derece önemli. Buradan da duyurmuş olalım. Ben son olarak İstanbullara mesajlarınızı almak isterim. Özellikle bu acil durumlar konusunda yapılması gerekenler e, yangına müdahale e, durumunda, itfaiyenin müdahalesi durumunda e, bölge insanlarından beklentileriniz ve diğer tabii ki acil durumlarda e, neler bekl beklersiniz hangi noktalarda destek istersiniz bu konuyu da e, son olarak e, aktarırsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Biz e, bireysel olarak yani İstanbul'da yangınları en az indirilmek için en önemli faktör İstanbul'daki insanların yani siz teknolojik olarak hangi tedbirleri, hangi imkanları alsanız bile sonuçta insan faktörü devrimi bu. Elbette. Biz e, gerek iş yerinde, gerek evinde, gerek topluma açık bir yerde insan mutlaka yangın riskine karşı hazırlıklı olmaları, bununla ilgili bir takım yani bilgileri önceden almış olmaları, Özetle kendi elimizde ee, yani e, mutlaka bir kaçış planı, bir kaçış senaryosu olmalı. Bireysel olarak kişinin, ben kendim değil şu anda, Abi, odamda bir yanma olduğunuz zaman ilk etapta nereden, nasıl kaçacağımı önceden planlamam lazım. Yoksa o e, baskı altında, e, ağacın yurt sırasında, yanlık sırasında sağlıklı karar almamız mümkün değil bu hepimiz için geçerli. Apartmanımızdaki yangına e, dönük, imkan ve kabiliyetleri mutlaka bilmemiz lazım. Yani aktif, pasif, yangın güvenlik yönlemleri ne var? İşte, dedektörler, bulan dedektörleri var, çağrı uçanları var, acil kaçış koridorları var, yangın merdiveni yani pasif olarak. Aktif yangına dönük ne var? İşte, sistemler var. Ve minimax var, e, e, yangın sönücüler veya yangın dolapları var. Bunlar mutlaka dinlememiz lazım. Bunlardan bir haber olmamamız lazım. Çünkü e, e, itfaiye geldiği zaman ki yani bir, bir kere şu çok bilinen bir şey var onu bir tekrar etmek istiyorum hızlı, hızlı. Yani sırasında doğru davranış şekli diye. Aslında tek bir davranış yok keşke. Yani şöyle şöyle davranış doğru diyemezsek ama e, mutlaka en kıymetli şey insanımızın canı. O zaman bir yangın, bir acil yorumda ilk önce kendi emniyetinizi almakla sorumlusunuz. Yani kendi canınızı korumalısınız. Sonra yangını mutlaka çevrenize duyurmak zorundayız. Yani bağırarak, butalları kullanarak insanlara haber verin... Ve mutlaka itfaiye haber vermeliyiz. Bazı insanlar kendileri uğraşırken işte o çok kıymetli birkaç dakika kaybediliyor. Ama yani o şuraya müdahale edeyim, buraya müdahale ederken ilk dakika geçir yangın başka bir seviyeye geliyor. Mutlaka kendine müdahale edebileceğimiz yani işte küçücük bir yanmaysa işte bir konfliktir veya bir flexible doğal gaz portumunda alevlenme oldu. Gazı kestiğiniz zaman kesiliyorsa bu kendi hayatımızı riske atmayacak. Bu tür müdahaleleri yapabiliriz ama eğer kendiniz riske atacak kadar alev, duman, ısı, hararet yüksekse mutlaka kendimizi en kısa zamanda serbest oksijen ortamına atmalı ve çevreye yağmalı boyamalıyız. İtfaiye geldiği zaman da işte en çok yapılan yanlışlardan birisi İtfaiye'nin zaman kaybetmemesi için özellikle büyük sahil oluyordu. Çok büyük bir keziz. Bir tarafta yangın var ama İtfaiye'nin o yangını, yani yangın dumanla bulunmaz. Duman bir başka yerden çıkıyordur. Yangın 50 metre başka bir yerdedir, yanma daha doğrusu. Dolayısıyla oradaki yerel güvenlikçi veya herkes oradaki yaşayan kişi, bu bir ikamet çatı olabilir, bir sahil kuruluşu olabilir, topluma açık bir yapı da olabilir. İtfaiyeci ilk geldiğinde ona sağlıklı bilgiler verebilirseniz, o da müdahalesini ona göre yönlendirip ve çok ciddi bir zaman kaybında da anne geçmiş olur. O da çok kıymetli zamanda böylece harcanmamış olur. Bir başka şey hep bu kişisel planla ilgili dediğim gibi. Yani insanlar sürekli, ben yakın çevremde onu öğreniyordum, öneriyorum. Yeni gittiğiniz bir yerde e, bir topluma açık yapı olabilirsiniz, bir misafir olabilirsiniz, bir otele gitmiş olabilirsiniz. Mutlaka orada yangın kaçış planları vardı işte kapıların arkasında. Mutlaka bu planları inceleyin. Buranın kaçışı neresidir? Yani ben şahsen onu yapıyorum. Ben bir otele gittiğim zaman işte insanlar pencere açıp manzaraya bakıyor. Aa şöyle bir şey. Aa. Ben ilk önce buranın yangın merdiveni nerede? Nereden kaçış kaçış koridoru ne taraftan işte bu bana karşı sızdırılmazlık sağlanmış, emniyetli kaçışlar nerededir? Veya yangın söndürücü var mı yakın çevremde ilk müdahale yapılacak? bu kişisel bir takım tedbirler veya planlar aslında bunu yaygınlaştırdığımız zaman işte bir şimdi bunu yaparsanız bir apartmanınızda işte 10 daire, 20 daire, 50 daire bir apartmanda belli dönemlerde insanlar oradaki aktif ve pasif yangın güvenlik önemli ki bugün çok yaygın artık var bunlar. Onları belirlerse, tanırlarsa ve kendi senaryolarını üretip onların üzerinde çalışırlarsa ki yüksek katlı binalarda yangın olduğunu görüyoruz. Yani kimisi yukarı kaçıyor, kimisi aşağı kaçıyor, kimisi balkona çıkıyor. Oysa doğru davranış değil. Bunları çok rahatlıkla öğrenebilirler. Bizden de destek alabilirler o konuda. İtfaiye için merkezimiz o desteklenebilir. destek verebilir. Yani doğru davranış şekli hem bizi hem de İtfaiye'nin çalışmalarını dolayısıyla İstanbul'umuzu daha güvenli hale getirelim. Evet, ben de kendi gözlemlediğim bir örneği de aktarmak isterim bu vesileyle. İstanbul'da ve Türkiye'deki bazı uluslararası kuruluşlar herhangi bir toplantıya başlayacakları zaman önce toplantıya katılacaklara işte o sizin belirttiğiniz kapının arkasındaki yangın kaçış yolları hakkında kısa bir bilgilendirme yapıyorlar ve ondan sonra toplantıyı başlatıyorlar ve ayrıca tabii ki güvenlik, itfaiye ve sağlık kurumlarının telefon numaralarını da cep telefonlarımıza mutlaka kaydetmemizin çok yararı olacaktır ani bir durumla karşı karşıya kaldığımız zaman bilgilendirmek açısından aslında itfaiyenin internet sitesinde de herhangi bir yangın durumunda bireylerin ne neler yapabilecekleri üzerine listeler var buna da bakabilirler ayrıca sizden de destek isteyebilirler Salih Bey çok çok teşekkürler efendim programımıza. Ben teşekkür ederim. Evet. Çok keyifli bir söyleşi benim açımdan. Ben faydalı olmuştur sizin açınızdan da. Evet. Ben de aynı kanaatteyim. Evet, çok çok teşekkürler tekrar. Evet efendim. Bugün konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası İtfaiye Şube Müdürü Salih Karataş idi. Kendisinden Anadolu Yakası'ndaki itfaiye teşkilatına ilişkin bilgiler aldık ve aynı zamanda 25 Eylül'de başlayan İktifaya Haftası'yla ilgili bilgileri de bizlerle paylaştı. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan şehir hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.